Tabii ki böyle baktığın zaman hakikaten 40 milyar dolara yakın bir gider var. Bunun Türk futbolunda kalması bizim de arzumuz. Tabii bunun sadece biz Kulüpler Birliği olarak bunu gündeme getiriyoruz, getireceğiz. Biraz sonra da federasyonla da bir araya geleceğiz ama sadece bu bizim değil, devlet tarafının da bu işe el atması lazım. Ve bu konuda da bunun Türk futbolunun kaynaklarından kalması arzumuz. İnşallah bizler de kulüpler olarak da en azından gündeme gelir, bu işin de takipçisi oluruz. Bu anlamda hakikaten hem Türk ekonomisine de aslında baktığın zaman bir kayıp. Bu anlamda da bunu düşürmek lazım. İnşallah bu konuyu da en kısa süre içerisinde de birlikte hep beraber bu paranın kendi ülkemizde ve Türk futboluna da kalır diye düşünüyorum. Bugün seçimimiz vardı ama bundan sonra inşallah bunlar gündemimizde olacak. Mutlaka bu gündemlerim için Kulüpler Birliği'nin toplantılarında bunu gündeme getirip bununla alakalı bizim de yapacağımız bir şey varsa mutlaka yapılması gerekiyor. Tabii ki biz sezona erken başladık. Avrupa ligilere kadar ön elemeler oynadık ve 4 maç oynadık. O 4 maçın ikisini kazanıp bir beraberlik, bir mağlubiyet aldık. Bana göre bu da Malatya açısından önemli bir Türk futbolu adına da burada bir değer kattık. Artık Avrupa Ligi'ni bıraktık, Süper Lig'e döndük ve ilk maçımızı da Başakşehir ile 3-0 bir skorla kazandık. Bundan sonra artık önümüzde bir maç var. Trabzon maçını da iyi oynadığımız bir oyunda da mağlup olduk ama Alanya maçı var. Artık Alanya maçında da sahamızda, taraftarımızın önünde galip gelmek istiyoruz. Alanya'da iyi bir takım, iyi bir başlangıç yaptı. Ama bir de hazır ve iyi bir takımız inşallah. Alanya maçında da tabii bunun taraftarlarımızın desteği çok önemli. Taraftarımızla beraber inşallah kendi sahamıza galip geliriz.